çocuğum. İmparatorluk. Şimdi bir Vartolu yapacağız arkadaşlar. Buna hiç girmeyelim. Şimdi bize başta demirci lazım. Şöyle bir geri bakalım. Ulan bu adamın rengini de. Yeah! Give way! Let us up! Footman, hear me! Place up! Fall back! Fall back! We shall bastards! Ulan Emre, gece gece uyumadın mı? Ejof da var bu arada. Yükle de sende de atalım. Oğlum yıllarca Path of Exile falan oynadın, nasıl zevk almıyorsun lan?
Onu alalım da okumaz olsun ya. Onu sen al, aramızda oynarız lan. Murat var. İşte Ahmet var. Ya Valorant da güzel de. Bizimkileri sarmadığı için. Arada counter giriyoruz. Şey yazdım mı lan? Yazdıysan kaçırdım ha. Daldık iyice şeye. Oros. Şimdi ismimize gelelim. Vartoli Saadettin. Bunları hiç karıştırmıyorum. Şunu tıklamam gerekiyor mu acaba? Yok, yaşlansın. Bilgisayar hızlı olsa. Lan ben seni bu DC'de varsın sanıyordum. Hem de yokmuşum. Gelecek mi şimdi? Gelse sen. Yatana kadar konuşuruz. Soyadını bir seçeyim mi? Dur. Çukur Cumhuriyeti. Hemen atıyorum. Üç noktalı bir şey. Çukurun silmesi. Atacağım tur. Discord açılsın da. Hah, açılmış.
Selamünaleyküm. Aleykümselam Emre. Abi ne yapıyorsun? Ne yapayım valla? Gece gece canım sıkıldı. Dedim bir şeye gireyim. Bannerlord. Oradan dedim şeyi açayım. Yayına. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Bekliyorum hala. Arada çalışıyordum işte. En kaya evrakları verdik. Pasaportu falan filan gitti. Her şeyine kadar. Yani Irak'a gitmemiz kaldı sadece bir. Bu da Şubat'ın başı gibi diyorlar ama işte bekliyor. Gideceğim mi kesin? Kesin abi. Daha ayın 15'i miydi neydi? Ankara'ya gittik işte eğitim almaya. Orada eğitim verdiler. Bu TÜV var işte, Türkiye'den bilmem ne muayene istasyonlarının hani şeyler var ya abi, TÜV. Muayene istasyonlarını belki görmüşsündür, muayene edilen araçlar falan. Yok, bu da şeyler işte. Sorun şey, ağır işlerde çalışan işte onlara eğitim veriyorlar. İlk iki gün şey ders, üçüncü gün uygulama. Kamera karşısında sınav oluyor işte. Yarı sonra bir de uygulamalı sınav. O kadar. Git bakayım. Dışarıda en azından kazandığından bir şey anlıyorsun. Allah'ım. Adamlar bizi 4 yıldızlı otele götürdü. Geceliğine bir baktım abi. Ekranda yazıyor 700 milyon. 4 gün boyunca kaldı orada. En kaçtı. Ne zamandır buradasın Emre? Kurban Bayramı'ndan beridir buradayım işte abi. Temmuz falan. 5 ay mı ne, 5,5 ay şeyde, ağda çalıştım, termik santralde. Ve Ankara'da işte çağırınca bıraktım orada işi. Giderim dedik yarın bir gün. Ankara'nın işte biraz şeymiş. Böyle yani 2 gün kala bile çağırıyor yani adam. Alo diyor, uçak biletin vardı 2 güne diyor. Çık gel diyor direkt. Peki Emreciğim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacağım abi? Gidip orada çalışacağım 1-1,5 sene. Bayağı yüksek bir maaş. Aylık 20 bin mi 22 bin mi artık o civara geliyor. Saatlik 6 dolardan. Yarın bir eve alırız işte. Bir de düğün. Klasik hayata hoş geldin. Var mı peki aday? Yok ama bulunur. Aa, taş atıyor lan bunlar ya. Yıllardır beklenen oyun ha abi. Ya ben bu oyunu şeyi oynuyordum, Warband zaten. Bunu bayağı geliştirmişler. Warband'ı ben kardeşim oynuyordu, ben onu da görüyordum da bazen. Siz hiç Valorant girmiyorsunuz mu abi? Ya biz Valorant değil de CS'yi indirdik. Ya bir türlü şey olmuyor ki Emre, ekip nasıl söyleyeyim, tam böyle oturmuyor yani. Doğru abi. İşte biri CS seviyor, diğeri Valorant seviyor. Sonra biri biriyle dövüşüyor, bir şey oluyor yani sürekli. Çözemedim mevzuyu. Valorant güzel abi ya. CS'de yani hani neye gülersin? Karşılıklı iki adam birbirine sıkar, vuramaz. Belki ona bıçağı çeker en de sonunda. Veyahut da arkadan gider bıçağı. Ama şimdi Valorant'ta yetenek işi de döndüğü için. Kimi kör ediyor adamı. Kimi bilmem havaya zıplatıyor. Kimi ölüyor, onu yerden geri kaldırıyor. Ya biraz da şey böyle. Yetenek. Çok hırslı oynuyor bizim. İşte. Ya tartışma falan da çıkıyor bazen. Yok sen flash atmadın.
Sen kör ettin beni. Yok, Sisat Norris bir çocuğu. Bilmem ne. Sürekli yani, böyle şeyler. Ne gerek var böyle şeyler abi işte. LOL yüklü mü sende? Yok abi, sildim ya. Niye? Oynamıyorum ki LOL'ü. Ya biz de çok oynamıyoruz. TFT falan takılıyorum genelde. Valorant giriyorum veyahut da Path of Exile giriyorum. Path of Exile'da işte yeni ligini bekliyor. Ion 4'üne başlayacak. Daha dün mü? He dün... Yo, dünden önceki gün şeyini yaptılar da. Tanıtımını. Ligin. Gene şey değişti, sistem. Sen o oyunu iyi oynadın ha. Abi oyun bildiğin yani hayatından her şeyi istiyor ya. Yani ona eğer o oyunu öğrendiğim kadar derse verseydim kafayı, vallahi üniversiteyi bitirirdim sana, öyle diyeyim. Tek sen değil ki, biz de öyleyiz. Ya yeni bir skrada başlamak gibi bir şey abi ama yani daha zevkli yani. Mesela adam ne diyeyim ya, ben işte taklamakan çöllerine kasılmak istiyorum. Ben skill kullanmak istiyorum. Veyahut da farm yapmak istiyorum. Tamam kardeşim, yap diyor. O şekilde de kazanıyorsun. Ha şu da var misal. Ya ben sadece işte trade sisteminde işte yani malzeme kovalayayım, alayım satayım, ticaret. Onu da yap. O da zevkli. Yani onun da bir şeyi var. Çoğu şeyi var. Ama işte bu oyunun eksisi abi, nasıl diyeyim sana ha? Bir sezon misal int nuke oynayanlar güzel bufflanıyor. Bir sezon klavyeciler nerfleniyor. Bir sezon biri oluyor, bir sezon biri oluyor. Veyahut da bir sezon üçü birden nerfleniyor. Veyahut da hepsi birden nerfleniyor. Yine de o bizim hani şey oynadığımız zaman tutmuyor ya. Sikrat oynadığımız zamanı. E abi herhalde o zaman böyle oyunlar yoktu ki. Ama ben sana söyleyeyim, keşke Skrad oynadığım zamanlar Kabal oynasaydım. Niye? Kabal'ın animasyonu daha iyiydi abi. Grafikler olsun, yok, oynanış tarzı olsun. Grafikler daha iyiydi Skrad'ın. Dediğim oyun abi, yalnız Warcraft'la beraber çıkıyor WoW'la. Bu oyun şey, o zamanın yani en iyi grafik ödülü alıyor hatta o yılın yani. Ama WoW'la beraber çıktığı için tabii o biraz aşağıda kalıyor. Ama mesela şeyin mantığı ya, daha güzeldi. Knight'ın. He, Knight'ınki öyle canım. Mantığı çok iyiydi. Ama işte Silk Road'un grafik ondan iyi olduğu için onu oynadık biz. Knight da abi tek bir skill'in mi oluyor veyahut da 1-2 skill'in mi oluyor atakta? Knight da valla tam çözemedim ben onu da. Emre ben hiç oynamadım ki Knight'ı. Aga gidiyor. Onda bir skill falan böyle şey yapıyorlar herhalde. Gerçi Warcraft'ta mıydı o? Mesela Knight'da varsa yani ben tahminim. Hani Priest oynuyor. Assassin işte onun tarzı bir şey Priest. Abi gidiyorsun, teleport atıyorsun adama, bu güzel geçirip atıyorsun, gel ondan sonra kaç. Yani 2 skill veya 3 skill. Ha diğerleri auraların oluyor. Ama Skrat'ta adamın üstüne tıkla, kaç tane skill var abi? Hangi birini basacaksın? Yok be, Skrat'ta da güzeldi bir... Hani yormuyor da abi yani... Böyle. Ya da şeydi artık, skill... biz ona alışmışız ya böyle. Dojda mı olacak ya? Mesela Lost Ark öyle yani artık bende. Varıyorsun, vuruyorsun, geride kaçabiliyorsun. Ama Skrat'ta neyin vardı mesela, hadi Çin karakterleri varken? Kayma skill'in vardı. Veyahut da... O şey, da Avrupa en zevkli skill'di ya. Öyle ya. Bir şey, 32'deki çıkan abi böyle ne diyeyim, biraz daha darky, dark yani yeşil şeydeki 52'de mi 55'teki mi ne 53'teki
Kayma da şey abi, biraz daha böyle sarımsı yeşil kayma. En son şeyi oynadık vardı zaten. Türkiye serverını kurdular ya. Onu oynadık. 70, büyük tartışma 70 çıktı ama. Ne sıkıntı? Uğur'la bir arkadaş var bizim, Serdar diye. Ha, Serdar biliyorum. He. Onlar tartıştı. Keşke abi Scrooge'ı biraz şöyle reworklasalar ya da remake yapsalar. Hani ne bileyim. Ya, inanılmaz paraya dökmüşler ya. Özellikle mesela Türkiye serverını oynadık biz. Üf, parası varsa bir adamın hiçbir şeysin sen. Biz oynadığımız, ilk başladığımız dönemler şeydi mesela Emre. Sadece işte hızlı level almak için para harcıyordun. Şimdi adam basıyor parayı, alıyor sana. Hadi kes. Ya abi ne zevki kalıyor? İşte hiçbir zevki kalmıyor. İşte ben buna şey yapıyorum. Ya hatırlıyorsan Star, bizim şey vardı. Star'ı biliyorsun herhalde, Sparta'da oynadın abi değil mi? Aynen. Ben mi yanlış biliyorum? Sen Sparta'da hatta baştan Atanalı Gren'le. Hocayla. Sparta'da başladık da. Sonra... Zümrüt internette durduğu var tamına. Onun bir klavye karakteri vardı. Bunu inan Star. Ulan Star'ın üstü fullsun. Aynı klas, aynı karakter. Yani Doğan'ın önünde bunlar birbirlerine. Yani PvP atıyorlar ama o ona kit diyor, nem ne yapıyor işte. Anca birinin kriti yani böyle 3 kere ard arda gelecek ki anca öldürecek. Ya yeri neyse geliyor abi, bu. En de sonunda yani pot bitiyor. Haydi pot bitti. Ya yeri geliyor ki. Biz kesemiyorduk. Devil falan basıyorduk. Öyle de kesemiyorsak artık zerkleri açıyorduk böyle. Yani burası saçmaydı ya. Ama bir tane private oynamıştım ben Emre. Ondaki zevki hiçbirinden alamadım. Nasıl bir şeydi ki abi? Halil'i biliyor musun, bizim bakkal? He biliyorum hala. Haluk abi. O ben gönderdi. Çıkıyorum. Dedi ki böyle böyle server varmış dedi. Ben başladım. Oynayacaksan gel dedi. Ben de başladım. Sonra bütün ekip toplandı işte. Yusuflar, Baboş falan da açtı herhalde Ahmet. Abi Baboş'la. Muharrem vardı işte. Muharrem'in abisi vardı. Muharrem abi. Tamam. Uğur geldi. Hasan geldi. Haluk'la biz yardırıyorduk şeyde Emre. Bu neydi ya? Akademi falan kasıyorduk. Bayağı iyiydik yani. İtemleri falan yapıyorduk. Sonra o server'da şey yaptılar böyle. Herkes satış yapıyordu işte. Adam item yapmış, satıyor. Birbiri arasında böyle satışları engellediler. Öyle olunca şey oldu işte. Oyuncular soğudu. Piyo'da mesela abi işte ya en sevdiğim yanlarından yani ya biri. Böyle. En sevdiğim yanlarından biri ne biliyor musun? Hani Sparta'da oynuyordunuz, hatırlıyorsun değil mi? Sen çağrı sattın lan. Yeniden karakteri kim açacak falan. Belki hani yeni server açarlar. Orada dostlara geçtik. Sonra Percy'ye bir açıldı. Baba herkes bir kastı. Sonra Percy kapandı bir daha. O server kapandıydı değil mi abi bir ara? Bütün karakterler falan gittiydi, bir şeyler abi, bir oldu. Bir şey oldu oyunda. Sonra oyunu geriye aldılar. Bir daha geri. Baktım en son abi böyle gece 10 mu 11 mi ne? Burada abi şeyde masada yine. Siz daha hala deli gibi kasıyorsunuz ama gözlerinizden uyku açılmış. Daha tabii canım, bizi 19 level mi ne olmuş şakilerde. Böyle kalkmadan kasardık yani. Sen bir alttan Eminem dinliyorsun. Aynen. Lose bir yandan çarı sana bırakıp sigaraya çıkıyoruz. Bu Hasan abi ya. Hasan abi hatırlıyorum da. Onun bir karakteri vardı. He, Bay Pipo ya. Bay Pipo. Şeyde Ünsal'dı. Ünsal, Ünsal mıydı abi, ben mi yanlış hatırlıyorum? İlk adı Ünsal'dı. He. Ünsal'daydı işte. Abi ben kasayım dedim. Sen biliyor lan bu oyunu. Biliyorum abi dedim. Ve geç katışma. Ben biliyorum ya abi tekniği nasıl. Tıklıyorum skill animasyonu geçerken diğerini moblara. Oo diyor, bot gibi kasıyor la diyor. Gel la bot diyor bu kez. Bak.
Geri saat böyle abi akşam 8 falan oldu. Oğlum senin okulun yok mu falan filan. Oğlum benim umurumda mı amına? Daha çocuğum. Yani Zaten zehir gibi zehirlenmişsin ben bir kere. şeyi oradan yedik ya darbeyi. En son şeydi işte ben mesela dershaneye diye kaçıyordum. Murat da okula diye kaçıyordu. Gidiyorduk Yunus. Ünsal'a. Yusuf'la beraber dükkan açıyorduk işte. Murat poğaça almaya gidiyordu. Ben külü döküyordum. Yusuf bir yandan sobayı yakıyordu. Daha Yunus'la falan ondan Tabi sonra tanıştık böyle. tabi çar denemeleri falan vardı abi, entrebasıl tut. Aynen. Daha onlar. Oho. Benim bir tane şey vardı lan. Masa 10 vardı. Emre. Kapıdan giriyorsun. İlk sıra değil, bir soldaki sıra. Sobanın yanında mıydı? Yok, sağda. Sağ tarafında kalıyordu abi işte. Aynen. Oturduğun yerde baktım ben. Geliyordum mesela orada biri mi oturuyor? Kaç saat oturmuş? 3 saat. Diyordum ki bu masayı diyordum bana bırak. Ben öderim şeyini. O masada şey Seviyorum vardı. Bu deep freeze olayı vardı ya hani. Bir şey ha. kaydedemiyordum. O masada yoktu mesela. Bir de iki disk vardı onda. Mesela fotoğraf falan çekip atıyordum şeye. Oyunun fotoğraflarını. Screenshot alıyordum. Sırf onun için yani o çocuğun 3 saat 4 saat şeyini ödediğim oluyordu böyle. İşte oradan buralara Emre. Şimdi de şey yapıyoruz Murat'la. Yayın açıyoruz. Bir tane YouTube kanalı Görüyor açtım. mu abi? Onu da gördüm. 2-3 gündür falan başladık herhalde. Ya ufaktan bir şey yürüt abi ya. Ya Hani zaten biraz... oynuyoruz. Bir beklentim de yok Emre hani. Aman bir sürü takipçim olsun, şöyle Abi olsun, böyle olsun. zaten var ya, yani bu işe gidiyorsan beklenti için girmeyeceksin ya. Ve hiç beklentiyle yapmıyorum zaten. Şeye de yazdım zaten. Kasıntı halinde değilim dedim. Canı Ha. sıkılan gelsin. Ay ay. Bir gün ben ne oynuyordum abi ya? 1.6 mı? Ne Counter oynuyor. Kaç işte 2012 mi ne? Bir Scrat dalgası dönüyor yine MMORPG falan. İşte ben ne açayım? Ben Scrat açayım. İşte şöyledir, böyledir falan filan. Anca biri dedi bir işte Scrat'ı madem biliyorsun da işte ilk çıktığında kaç cap var dedi. İlk çıktığında mı kaç cap var dedim ha. İlk çıktığında 40 vardı dedim. Sonra 60 page, sonra 70 page. Yalnız bunlar dedim Kore serverında geldi. Yani oyun Kore çıkışlı bir server ne de olsa. Biz hatta oraya başka bir şey diyorduk da ondan sonra unuttum. Yani Türkiye'de genelde oynanan cap 70'ti. Aynen. Kore Ben mi her yanlış zaman hatırlıyorum? bir kep üstüne oynuyordu bizim. İlk oraya Aynen. gidiyordu. Hatta YouTube'da bile videoları vardı yani. 70'ti ben hatırlıyorum. 68 levelde herhalde Ahmetlerin çarı Cabbar vardı. Kavede onu kasıyordum. Cevap... Sonra 80 geliyor dediler işte taklamakan açılacak falan. Aynen. Ertesi gün. Yusuf'la onu bekliyoruz böyle. Taklamakan açıldı Dostlara koşuyoruz geçtik abi köye. bu arada. Hatırlıyorsan. Aynen sonra dostlarda devam ettik. Bak şey abi 70 varken işte ben karizmada falan 2-3 kere daha kaldım falandır filandır. Oradaki şey yaptım. Hatta orada gözlüklü bir arkadaş vardı. O karizma internete bakan. Adını unutmuşsundur da abi. Yani Ben çok takılmadığım için oraya onu hatırlamıyorum Valmort'u hiç. oradan kaptım ben. Ya onu biliyoruz. Orada bir karakter vardı hatta Valmort diye. Int Nuke abi. Bildiğin şey armor. Nuke oynuyor armor giyiyor nasıl satıyorum. Niye? Yetilerde gası yok. Ve hatta mağarada şeylerde gası yok. Yetiler Devil net. Ghost'larda. Bizim netin oynadığımız zaman işkence oluyordu lan. İbo eline spear vermiş şeyin. Bir giyant keserken var ya Emre ölüyorduk böyle. Diyordum ki Allah'ım ne Kasların olur içkiden kritik vurmasın hani. O duayla kesiyordum şeyi. Şey Yanıma üç biri kere vuruyor ya gelmesin. abi bir de tamam. Üçü de crit vuruyor. Vurdu mu? Aynen. Çok sıkıntıydı ya o. Bazen böyle köpek tanklıyordu. Ona çok seviniyordum böyle.
Lan ya. Ne zamanlarda? Snow yok. Millet pro set giymiyor. Çoğu giymiyordu. Bolcularda falan görüyordum. İşte ya mantıklı düşünen adam giyiyordu. Ya ben diyor hem şeylerde kasıyorum. Hem de physical group hem de magic vuranlarda kasıyorum diye. Pro giyenler. Projektör diyorduk biz. Protektör. Aynen. Proç. Ama 8 degrenin setleri çok hoş be abi. 8 ben en çok 8 degreyi seviyorum. Bir de Emre 80 kap geldiğinde biz bayağı yani şey yaptık. Oynadık. 2 yıl falan sürdü herhalde. Belki daha fazla. Babacan 46'yı biliyor muydun abi bu arada? Şeyin kimdi ya? Hatta bizim otobüs şoförü vardı özel üstanda. Bizim abinin Muttalip abi. Muttalip abi. Ha hatırladım onu. Destekse şey Sedat abi. Blader. Blade. Raziyer zaten bilmeyen yok. Raziyer zaten meşhur. Biraz daha böyle ünlü Delibistan'da şeyi. Abi şeydeki ilk silk yükleyen şeymiş. Zabit abiymiş biliyor musun? Zabit Karataş mıydı? Kimdi o? Hangisiydi lan? Intel değil de bir tane daha bir internet şeyi var tamam. Hani böyle vatan bilgisayar gibi. Senin yanında. Bu şimdi destek bilgisayarın karşısındaydı hatta tamirgirleri de vardı. Zabit abi Mehmet'in vardı işte. Mehmet'in dükkanını biliyorum. Onun orada mıydı? Ha o taraflardaydı. Yok sen Intel bilgisayar demiyorum ben. Oradaki dükkanı biliyorum abi. Erkan abinin orayı demiyorum. Ya o zaman kimse de kredi kartı falan yoktu ki. Ya işte onda vardı adam PayPal'ı çözmüş. Bu hatta Elite vardı tamına. Eldorado'da. Geliyordu diyor bana diyor 1000 lira veriyordu diyor. Ben 500'üne diyor silk atıyordum 500'ünce cevap atıyordum ama. Kimse de bilmiyordu ki diyor PayPal aynen, diyor. Aynen kimse bilmiyordu yani. Gidiyorduk sonra PayPal kapandı zaten de. Şifremizi giriyorduk silk yüklüyordu sonra gidiyorduk hemen şifreyi değiştiriyorduk falan çalınmasın diye. Ya. O adamın da şeyi. Güvenlik sistemi geldi ya amanım. Çok sıkıntı değil mi lan? Adam nasıl güveniyorduysa Emre şeye. Mesela birinin çarı çalınsa. Gelecek adam diyecek ki benim çarımı çaldın. Hadi uğraş dur. Hadi. Nasıl kanıtlayacağım? Aynen nasıl kanıtlayacağım? Belki bilgisayarında keylogger var. Veyahut da yazdığın galiba bir şifre var. Tabii canım bilemezsin onu. Dosyası var. İlk çıkan botta hatırlıyorsan abi vardı. Yani bir konfiyi vardı. İçine giriyordun orada. ID aynen, şifre yazıyordu. Aynen şifre falan hep görünüyordu. Hatta bir de şifreyi değiştirip başka yerde de kullanabiliyordum. Lan ne günlerden geçtik ya. Ulan ya hatırlıyorum da abi. Adam Sarakent'li bir tane internet kafe sahibi adam. Sun düşürmüş. Taldır oluyor. Database'i geriye alıyorlar. Yani server gününü geriye alıyorlar. Şey adam gidiyor. Item'i gidiyor. Haksızlık amına koyayım var ya. Bunlara sahip çıkmadılar işte zamanında ama. Ya sonradan çok şey paraya döktüler. İtem basmayı yani, bile böyle şey yaptılar. Paraya döktüler adamlar. Öyle olunca da olayı yani anlamını kazandı artık. O aynen zaman. Öyle. Olay bitti yani insanların gözünde. O yüzden herkes mesela LoL'ü çok seviyor. Niye? Yani. Abi LoL dimdirek yetenek işi ya. Yani screw atlayan hani Knight'ı karşılaştırmıyorum. Knight'ta mesela dodge'lama olayı var ne de olsa. Kaçabiliyorsun edebiliyorsun. Hani screw at'ta PvP bırakıp adam bir kayma atsa o ne kaçıyorsun hemen şş. Bir an önce PvP gelir iki kişi daldı mı haydi. Yunus'un teste mantığı. Taklamakan çöllerinde. Özgür abinin bovcusu vardı. O zaman tabi Strombow daha böyle 2 saat gerdiriyorsun. Hatırlıyor musun abi? Aynen. Bovcuyu da ben hiç sevmedim ya o oyunda. Ama 80'in geldiğinde abi sonra bir de skill'leri reworkladılar ya. O Strombow bir nasıl vuruyordu lan? Üff.
Daha çok şey eğlenceli geliyordu bana. Blade Char. Değil mi? Tabii 80 geldi abi. Sonra EO geldi. Biz şimdi abi karakterleri görüyor. Oo, hatta he. Two-handed axe'la oynayan şey yok. İki axe işte yani oynayan böyle yeni yeni. Ulan bir bakıyor adam bir oraya kayıyor, bir buraya kayıyor. Allah Allah diyor. Oğlum bu EO diyor var ya Çin'in anasını ağlatacak. İçinden geçecek diyor. İçimizden. Biz adamın birini sadece izliyor biliyor musun? Öyle karaktere adam bota atmış. Biz gittik yanına izliyor. Adam oraya kayıyor niye diyor falan böyle. Giant geliyor misal. Ulan biz Giant'a girmeye korkuyoruz. Adam ayrını bir çekiyor. Paga mısın demiyor. Çatır çatır giriyor. İşte Avrupa Çarı'nın da kötü yanı şey oldu abi. Yani eşit olmamaları. Hani defansif falan olayını da çözünce millet. Misal rock kesebilen var mıydı Çin Çarları öyle tek yok. Partiyle? Hiç imkanı var mı? Avrupa'nın da artısı oldu işte. Sen abi o kadar uğraş et. Artı 9 setting'i diz. Blade Char. Defansifini her şeyini yap. Wizard gelsin bir tane meteor indirsin hadi git. Ama ben en son oynadığım private server'da şey oynuyordum. Hani unik falan kesemiyordun ama şeyleri kesiyordun. Avrupa çarları. Ya abi saçmalığı var. Değil değil yani hani 8 parti EO'yu düşün. 2 tane Bart. Buff'ları bastım hadi. Ya arkadaş o kadar da olmasın yani. Misal boss'lara göre bir şeyini yap. Demecini yap. Ya da yani EO'yu ayrı, Çin'i ayrı. Misal Çin yani sağlam ama yani işte Rock'ta misal hadi ne yapacak? Canı vurdu mu misal çeyrek koy. Yani o derece demec atsın. İşte EO adar bufflarını basıyor ama ona göre de bir damage'ine şey yapsın. Adam Sileric basıyor, Iron basıyor, onu basıyor, bunu basıyor. İşte onu ayarlamak da sıkıntı. Yani EO'nun asgari ücrete zam, alım gücüne %500, EO'nun şey Çin'in asgari ücretine zam ama alım gücü %1. O dengeyi hiç yapamadılar biliyor musun şeyi? Mesela EU geldiğinde parti çarı olayı yaptılar. Bilmem ne yaptılar. Çin adamları partiye almıyor kimse böyle. Hele Blade oynuyorsanlar ya olay direkt bitiyordu. Sonradan sonra bir şeyler getirmişler herhalde ona da. Ne getirmişler bilgim yok ama tamam. Şey şu an Poe'de de o sistem dönüyor abi. Melee oynayanlara hiçbir buff gelmedi misal bu page. Spell oynayanlar işte büyü oynayanlar veyahut da ne bileyim poison zehir. Ondan sonra bow oynayan karakterlere. Bow element vuranlara. Ama melelere hiçbir şey yok. Ben en çok melee seviyorum Poe'da. Valla en son ne yaptılarsa. Bir de şeyden çok uylanmıştım ya. Türkiye server'ına girdik Emre. O ona küfür ediyor, o ona küfür ediyor. Bilmem ya işte. Ne. Ya. Ve bu oynayanlar hep eski Silk Road'cı biliyor musun? Bizim oynadığımız zaman öyle bir şey yoktu mesela. Kimse kimseye küfür etmiyordu, karışmıyordu. Öyle abi ne olacak? Herkeste bir saygı vardı, bir şey vardı. Hani şey olsa dahi hani düşmanlar oluyor da ya işte Union işte yok şu Guildçiyle işte bunların biz dost değiliz falan diye. Adamlar misal yani hani yan yana gelse de açık bir sürtüşme oluyordu. Hani küfürlü bir şey. Ya, sakın olmuyordu. Hiç olmuyordu mesela. Hiç. Biri küfür etti mi direkt Guildmaster'a hemen abi bak bunlar böyle böyle yapıyor şöyle.
Hani olaya bir el atın. Yaşlı adamlar vardı. Şimdi tam aksine. Tam keko oldu avradını siktim. Trade'ını bir daha izleyeyim. Move! Bowmen, form a shield wall! Arrows! Shoulder to shoulder! Bows! Move! Soldiers! Form a wall! Ulan oyuna da yeni başlayınca demeç atmıyor ya. Yani. Oha çok güzel görüyor şu an. Neyse bunu çok uğraşmayın da çifelli kullanacağız. Şeye girmem lazım buraya. Bedava kutu veriyordu. Ney? Ya
Planım abi böyle işte yeni expansion falan yenilik tanıtımlarında şey getiriyorlar bazen. İşte diyor ki hani bizim silk var ya. Evet. Silk Road'daki. Mesela bir silk bile harcasan sana bedava işte bir tane özel kutu var. Onun içinden bir tane skin atıyor. Ben de vardı işte point. Point harcayacağım bir tane bedava kutu gelecek. Şimdi şunu bir kaydedeyim ben. İlk bölüm bu kadar yeter. Çok bir şey yapmadım ama.